Çat Caddesi Podcast'ten herkese merhaba. Akademi Sakaryaspor bünyesinde yayınlarımız devam ediyor. Bu hafta Sakaryaspor Manisa FK maçını konuşacağız. Her zaman olduğu gibi Ali Göçmen'le birlikteyiz. Hoş geldin Ali. Evet, içeride net bir galibiyet oldu skor olarak. Ama tabii ki maçın gidişatı o kadar da kolay değildi. Sen stadyumdaydın. Nasıl gördün stat'tan maçı? İstersen kısa bir özetle başlayalım. Evet, ya aslında ilk stat'tan izlediğimizde de dediğin gibi oyun olarak biraz memnuniyetsizlik vardı ama ben maçı tekrar izlediğimde hızlıca baktığımda yani beklediğimden daha iyi bir oyun olmuş. Ya maça baktığımızda Manisa daha çok kendi alanında bekledi. Üçüncü bölgede neredeyse hiç çıkmadı. Yani bizim stoperlerin orta sahada Hasan'la birlikte oyun kurmaya çalıştığı, set hücumu oynamak zorunda kaldığımız bir maç oldu diyebiliriz. Ya buna rağmen ilk yarıda özellikle Dimitrov'la bir iki pozisyon var. Direkten dönen pozisyon var. Yine Roche ile etkili at geliştirdiğimiz ama pozisyona dönüşmeyen ataklar var. Yani daha aktif, rakip kalede daha aktif olan takım bizdik. Ya Manisa'nın da bir iki pozisyonu var, dinleyebileceğine değinmek lazım. Evet. Cihan da yani kritik dakikalarda kurtarışlarını yaptı. Yani buna rağmen akan oyunda golü bulamadık ama ikinci yarının başında duran topta karambolde Rotman'ın golüyle birlikte skor geldi. Golden sonra iyi oynadığımız bir bölüm var. Daha sonra bu işte VAR, sakatlıklar falan biraz oyun ritmi bozuluyor. Biz de geriye çekildik. Orada bir zorlandığımız dönem var. Ya maçın sonunda da Dervale klasik bitirişini yaptı. Bence oyun olarak hak ettiğimiz bir galibiyet oldu diyebilirim. Ben de katılıyorum. Zaten Manisa FK bir şey de ortaya koymadı kazanmak için aslında. Son bölümde artık hani maçın doğal seyrinden ötürü bir baskı yaptılar. Ama onun dışında maç planına baktığımızda bayağı geride bekledi Manisa FK. Neredeyse hiç hücumu düşünmediler. Bir tek bizim işte savunma hatalarını değerlendirip kontrayla çıkmaya çalıştılar. Halbuki ellerindeki kadro da oyun oynayabilecek bir kadro. Baktığımızda hem işte Roka, Oğuz Gürbulak, Djokanovic üçlüsü oyun oynayabilecek bir takım. Onlar daha çok kenar oyuncularıyla hızlı çıkıp Fırayla, işte Ofi kurdu galiba. Onunla, Ofkur'la hızlı çıkmayı düşündüler. İşte bir pozisyonda başardılar bunu. Onda da Cihan sola yatıp yerden çok iyi çıkardı. Maçın gidişatını yine Cihan belirledi aslında. Yoksa bambaşka bir maç edecektik. Onu atsaydı Manisa mesela tam istedikleri şey olacaktı. Geride bekleyip sonra daha çok alan bulacaklardı. Ve daha farklı bir sonuç da olabilirdi. Yani o yüzden yine Cihan Topaloğlu maçın adamlarından biri. Evet, yani dediğin gibi geriye düşsek ne kadar çevirebilirdik daha zor olurdu ki Manisa'nın da hem direnci de hem motivasyonu da artacaktı. Bir de Evet. stoperleri Bartu ve Sinan Osmanoğlu da işte geçen yayında da söyledik. Çok uzun oyuncular. Gruvaş da bayağı fizikli bir oyuncu. Bu sefer Djokanovic de gelecekti. Hepten açılması doğru bir savunmaya dönüşecekti. O yüzden Cihan'ın önemi vurgulamak lazım. İki tane çok kritik kurtarış var. Biri maçın başında, biri de maçın sonunda. Evet. Yani 3 Evet. puan böyle alınır yani bir kaleci tarafından. Aynen. Ama bu arada şunu da söyleyeyim. Çok Cihan Topaloğlu şu an mesela alt ligde oynuyor. Birincilikte. Yani şu soru sorulmuştur muhtemelen. Ya bu kadar iyi kaleci nasıl alt ligde? Spikerden şunu çok duyuyoruz mesela maç sırasında. Cihan çıkmadı. Tam bir çizgi kalecisi yani onu demek istiyorum. Evet. Yan Yani top çok yan. ya, evet yan toplarda çok fazla çıkmıyor. Çizgide mükemmele yakın bir kaleci zaten. Belki de onun hani seviye atlamasındaki tek engel o olabilir diye düşünüyorum. Bugün onu düşündüm çünkü yani bu kadar müthiş bir kaleci neden hala alt liglerde? Ya bugün bir milli takım falan yazmış maçın spikeriydi galiba. Aynen. Yani o kadar iyi oynuyor. Evet. Yok, şimdi sen de öyle söyleyince ben de hak verdim. Yani bir iki yediği golü hatırlıyorum. O yan toptan çıkmadığını konuşmuştuk. Doğru olabilir. Ya yani ayağı da aslında iyi. Biraz yaşı Fena genç değil. olsa aynen. Yani Tabii tabii. kısa pas konusunda iyi. Yaşı genç olsa Uzunları belki başka bir kariyer olabilirdi. mesela Furkan kadar iyi atmıyor. Ama ayağı böyle kötü diyemezsin. İyi yani ayağı da. Zaten sol ayaklı kaleci bir de. O da az bulunan bir şey. Ya o yüzden yani Cihan'a sahip olduğu için bence takımımız şanslı diyebilirim ben. Evet. Cihan da takımın ikinci kaptanlarından buradan Burak Süleyman konusuna bağlayabiliriz isteriz. Vallahi çok iyi bağladın. Ben diyecektim tam. Kaptan dedin. Gerçekten kaptana yakışır bir davranışı var çünkü. Gitti, çözdü orayı. Şimdi Burak Süleyman'ın yaptığı davranışı ben anlayamadım maçta. Hani anlam veremedim. Faul yapıldı yani. Biraz sert bir faul evet. Ama her sert faulde kırmızı mı görecek mesela oyuncular? Maçın içinde de oluyor sert fauller. O zaman her sert faulde kırmızı görsün oyuncular. Biz de alkışlayalım mesela. Bu, yani normali bu mu yani? Evet, ya bir de Tabii ki tamamen yapma. rakip oyuncu tabii ki tahrik edebilir. Yani futbolun içinde bu var yani. Amatörden Şampiyonlar Ligi'ne kadar karşı oyuncu seni tahrik ediyor. Dünya Kupası finalinde de oluyor bu. İşte Zidane örneği. Amatörde de oluyor. Yani burada sakin kalmak gerekiyor.
Evet, yani Yani Burak'ın burada yaptığı çok anlamsız. Orada Samet vardı işte pozisyonda. Keşke mesela daha otoriter biri olsaydı daha çabuk uzaklaştırırdı belki Burak'ı. İşte Cihan geldi direkt çekti aldı oradan mesela. O yüzden Cihan'ın orada yaptığı da çok değerli. yani Burak Süleyman'ı yani birçok programda konuştuk. Herhalde ilk başta konuştuğumuzda da yani bu tarz git gelleri çok oluyordu. Son dönemde bence biraz daha azaldı. Yani o kaptanlığıyla ön planda çıkıyordu. Ki bu da oyununa da yansıyor yani. Yani gerçekten çok yetenekli, kaliteli bir oyuncu. Katkı da veriyor. Ya ben şimdi Burak konusuna şöyle bakıyorum. Ya bence Burak'ın haklı olduğu kısımlar var. Şu açıdan söylüyorum. Yani bence gereksiz eleştirileri alıyor. Yani diğer futbolculardan çok daha fazla alıyor. Burada Burak'a hak veriyorum. Hatta şey yani hak ettiği süreyi de alamıyor. Yani geçen seneye Doğru. bakalım yine takımın bayrak oyuncularından biriydi. Geçen sene en iyi oyuncusu bence. Yani gol asist katkısı yaptı. İşte bu sene Del Valle geldi. Kasongo var gerçi. Kasongo da sayılabilir. Evet. Kasongo ile birlikte en iyi oyuncu diyebilirim. Aynen. Yani Del Valle geldi bu sene yine fazla oynayamıyor. Buna rağmen süre aldığı dakikada yine asist krallığında birinci şu an. Yine süre aldığı dakikalarda katkısı iyi. Ama yine Dimitrov geldi işte yine yedek kalıyor. Yani bence bir normal olarak bir futbolcunun morali bozuluyordur. Yani bu konuda da buraya hak veriyorum. Ama dediğim gibi yani bu hareket de bir takım kaptanı olarak skor da 2-0 maç bitmiş. Yani takım arkadaşlarını yalnız bırakıyor. Yani tamamen bence de profesyonellikten uzak. Niye üst Bizde üste çıkmadığını yani. da yani bunlar yüzünden çıkamıyordu önceden de. Yine bir örneğini göstermiş oldu açıkçası. Evet. Bizi de kendinden mahrum bırakacak işte. Önemli bir maç. Mesela deplasmanda Adana maçında 60'da girip oyunu çözebilir. İlk 11 başlayabilir. Yani şimdi hamleyi de elinden almış oldu hocanın. Evet, dediklerine de katılıyorum. Yani daha fazla süre alabilir miydi? Alabilirdi. Evet, ama tabii Ama bunlar Delva son. yeni formuna denk geldi biraz. O çıkışı. Ama bunlar var yani futbolun içinde. Yani yok Senin ben hep zaten söylediğin yani mesela bu kadro mühendisliği. aynı yani, ama yani bunlar şey değil bunu yani bunlar oluyorsa git orada oyuncuya saldığı gibi bir durum yok yani. Tabii Yani tabii çok Burak'ın saçma yaptığı hareket. tamamen profesyonellik dışı. Yani o kaptanlığa da yakışmayan takım arkadaşlarını da yalnız bırakan bir hareket yani o açıdan. Onu da Ben bir çok karşıyım bunlar yani. Mesela bu durumlar hep nedense objektif bakılmıyor. Karşı tarafın suçuymuş gibi lanse ediliyor. İşte Gençler Birliği maçında Hasan'ın kırmızı kartı, Murat Cem'in işte kırmızı kartı. Yani yapma o hareketi ya. Sen profesyonel oyuncusun. yani Hasan dört maç Kılıç. oynayamadılar sonra. 4 maç oynayamadılar yani. Belki sonraki maçlarda puan kayıplarımız daha az olacaktı onlar oynasaydı. Murat Cem'in yaptığı hareket de mesela masum gibi gözüküyor ama değil yani. Yapma, gitme yani hakemin yanına gitme. İlle bir tepki vermek zorunda değilsin. Ben hiç kararını değiştiren hakem görmedim yani. Kaç yıldır futbol izliyorum. Değişmiyor yani bu kararlar. O yüzden daha profesyonel olması lazım. Diğer oyuncular niye görmüyor mesela bu tarz kartları? Bir de o açıdan bakalım. Yani eğer şimdi kenarda bir teknik direktör var. Türkiye'de gelmiş geçmiş bu işi en iyi yapan adam yani takımı ateşleme konusunda. Sen takımı ateşlemek istiyorsan Tuncay Şanlı'nın maçlarını izle. Sakaryaspor'dan milli takıma kadar. Görürsün yani takım nasıl ateşlenir. Hiç kart almadan, kırmızı kart görmeden. Gerideki takım nasıl tekrar ateşlenir. Euro 2008'i izle mesela. Adam yok yere gidiyor. Orta sahadan topu alıyor, kaleye dikiyor. Bir şekilde işte 120'de gol atıyoruz falan yani. Tuncay Şanlı'nın mesela Euro 2008'deki performansı mesela skor katkısı yoktur. Çok gözükmez o yüzden özetlerde falan ama yani mükemmel oynamıştır ve orta saha oynamıştır Tuncay Şanlı. Normalde kenar oyuncusu ya da forvet 10 numara gibi oynadı Euro 2008'de. Takımı müthiş ateşledi, enerji verdi. Üstüne o pasları falan mesela Nihat'ın golünde ilk tepki mesela çıkarması çok önemli. Oyuncular da biraz oradan feyz alabilirler yani. Eğer takımı ateşlemek istiyorlarsa, taraftara da hoş gözükmek istiyorlarsa kırmızı kart görmek yerine mücadele edebilirler sahada. Evet, ya kesinlikle yani bu benim söylediklerimin cevabı da bu olmamalı. Ama ben bu yani bu arada yani bu herhalde çarpık takım mühendisliğinin bir sonucu. Yani Del Valle de mutsuz yedek kalmaktan. Rochi de oyundan çıktığında mutsuz. Bence bunlar yüzlerine de yansıyor. Ki Del Valle Evet. golü attıktan sonra. Kasongo da zaman zaman oynayamadı. Onun da morali bozuluyor bence bu konudan dolayı. Bu da bir problem. Evet doğru. Yani aynı pozisyonlar çok iyi oyuncular var. Hatta skoru değiştirecek oyuncuların 3 tanesi Burak Delva ya Dimitrov, üçü de sol kenar. Mecburen sağ kenardan biri çıkıyor işte. Birisi girecekken. Yani Roşi de bu sefer oyuna alınmaya başlandı. Onun da formu düştü. Mesela Roşi'nin de. İlk yarıdaki ve geçen senenin ikinci yarısına kadar da verimli değil. Biraz daha düştü ki Avrupa Şampiyonası yaklaşıyor. Roşi'nin formunun artmasını bekliyoruz tam tersine. Milli takıma gitme ihtimali var çünkü. Aslında o da istiyor yani oynamak. Yani Roşi de o yönde bir isteksizlik olamaz yani.
Ben kendi katılıyorum. açısından. Çünkü kariyerinin en önemli senesini oynuyor belki. Şimdi bir Avrupa Şampiyonası göremeyecek yaşı da var. O yüzden ondaki bir isteksizlik yok. Maça dönersek Evet. Dimitrov'a diagonal pas maçın kilit noktasıydı bence. Aynen. Yani Dimitrov'u birebir bırakmak. evet, 2-3 kere de yaptık. İlk yarıda da önemli pozisyonlar hep Dimitrov'dan çıktı. Ya burada da şey var. Kasongo da hep maçın genelinde şeydi. Yani bu savunmadan kurtulup buraya geldi. Bu da bir opsiyondu. İşte burada Dimitrov'a gelen uzun toplar. Bu da bir Ama ben opsiyon. şunu anlamıyorum ya. Kasongo şimdi buraya kadar geliyor ya mesela. Stoperi de getirdiyse kenar oyuncularının içeriye girmesi gerekmiyor mu? Ya da Sinan'la Murat Cem'den birisinin onun boşluğunu doldurması gerekiyor ki bu gelmesi anlam kazansın. Ya da Çağlayan'ın topu ona atması gerekiyor ki yine anlam kazansın. Şimdi bunu diagonal attığında Dimitrov kalıyor birebir. İçeride kimse olmuyor mesela. Geçti diyelim adamını. Kasongo orta sahada. Ben Aynen. bunu çok anlayamadım yani. Buradaki düzende birileri hocanın istediğini yapmıyor bence. O yüzden de sonuç alınamıyor gibi düşünüyorum. Ya bence genel olarak bu savunma arkasında koşu yapacak oyuncu azlığı var mı? Yani mesela burada da Sinan bu iki stoperle bekin arasına koşuyu daha net göstersek gösteriyor. Yani burada göstermiş ama maçın genelinde yoktu bu. Hem Dimitrov daha rahat topla buluşacak. Hem de dediğin gibi o ceza sahasında sayı daha artacak aslında. Ama yani burada mesela Dakko'nun bu iyi bir örnek. İşte o senin bahsettiğin Kasunga alıyor dönüyor. Hasan'la birlikte yine topu Dimitrov'a getiriyoruz. Burada da Dimitrov'un ortasında Rochi arka direkte. Dokunuyor ama o kale paralel giden top. Burada işte mesela hocanın yani sistemini güzel yansıtmışlar sahaya. Net şeyi de görüyoruz mesela burada. Şimdi maçın başında olduğu için hoca seti çizmiş, Aynen. çalışılmış yani bu Yani belli. Kasunga, Mesela görüyor bu seti Kasunga tekin hep. aklına vermek lazım. Bunu Evet, yapmak istiyor. Ha, diyorlar ya Kasama niye geri geliyor? Ya hoca diyor çünkü geleceksin diyor yani. Bu bir sistemin bir parçası yani gol atmak için yazılmış basketboldaki gibi set hücumu geliyor. Şimdi devamında mesela topu sol kanada atıyoruz. Buradan da içeride 4 tane oyuncu var olması gereken bu güzel bir hücum bence. evet. Ya Bu da ortada topun aslında. devamında. Evet. Ortada Bu da geliyor topun güzel, o güzel orta yapıyor aslında Dimitrov. Arka direğe yani iyi güzel kesiyor ama yani bir iki nokta var burada. Bir Kasongo yani bir Kasongo gibi bir forvete, yani böyle her ince noktayı kovalayan bir forvete bu pozisyonda kovalaması gerekirdi, öyle söyleyeyim. Rochi çeviriyor ama içeride Kasongo arkada kalıyor bir iki adım. sonra bu. Evet. Maçı takip etmiyor. Sinan zaten arkasını dönmüş gidiyor. Olacak iş değil yani. Topu takip etmesi lazım burada. Çeviriyor yani bomboş. Oraya birisi girse gol olacak yani. Boş kaleye atacak bir de. Ben onu bu maçta bekliyordum artık da olmadı. Zaten birçok oyuncu bırakmış. Geri dönüyorlar. Takip etmek lazım demek ki yani. Son ana kadar. Roşi takip etmiş çünkü. Burada yine Yine Dimitrov. Dimitrov'la pozisyon. Burada Dimitrov bir sağ sol yapıyor. Rakibini geçiyor. Devamında ortasında Murat Cem'in vuruşu direkten dönüyor. Yine devamında Kasongo ve savunma orada bir karambol. Skora yansımadı yine bu pozisyon. Bu da maçın iyi pozisyonlarından biriydi aslında ama yani Kasongo vuruş yapamıyor burada. Zeminin sorunu mu? Kasongo'nun sorunu mu bilmiyorum ama Evet, sol ayağına geliyor orada yine bir, bilmiyorum, ben Kasongo'yu yazarım gibi muhtemelen. yani artık sol sağ orada alt pasta vurması içeri atması lazım artık Kasongo'nun. O da Iska geçiyor durumu olabilir orada. aynen. Bu arada ben Dimitrov'u bayağı beğendim. Maçın en iyisi bence. Aynen. Yani hem o alıyor, dönüyor çalımları, o ince hareketleri, ortaları, duran top tehdidi. Bayağı iyi oynuyor açıkçası. Bilmiyorum 90 ama. dakikaya da yaydı bu performansını. O da önemli. Evet. Ya yine sağ tarafa geçince bence o efektifliği düşüyor. Delvalle Tabii. gittikten sonra sağ geldi. Ya o soldaki kadar rahat değil. İçeri girerek oynayan bir oyuncu çünkü. Evet. Ya hem şutları da var. Bir iki tane şut deniyor. Evet. Ya o içeri girerek kat etmeyi seviyor. Sağa geçtiği zaman çizgiyi kullanması lazım. O yüzden ona ters oluyor biraz. Evet. Bu da yine Şimdi ilk final yarı. paslarındaki sorun. Evet. Ya bir de bence bir uyumsuzluk da var bizim hücum oyuncuları arasında. Belki çok fazla sirkülasyon olduğu için de olabilir. Yani işte mesela Dimitrov orta yapıyor. Kasongo arka direkte oluyor. Top öndüre gidiyor. Orta saha oyuncularıyla anlaşamıyorlar. Yine yani Rochi gerçi kendi de ne yapacağını bilmiyor onu. Ya Roşin'de o biraz kendi özelliği yani o konularda problemi var. Yani burada da devamında Murat Cem'i çıkartıyor. Aslında yine Bu iyi bir aslında. şekilde bağlıyoruz pozisyonu ama yani Rochi'nin böyle getirdiği 2-3 tane daha top var. Yani Kasongo mesela arka direkte, ön direkte savunma çıkartıyordu o topları. Murat Cem de iyi vuramadı. Evet. Bu da işte bahsettiğimiz maçın başında Kerim Frey'in kontra pozisyonu.
Çok önde yakalanıyor savunma. Ya ben bu pozisyona çok takıldım maç izlerken. Soldan yerden bir pas atılıyor. Çağlayan'ın top yanından geçiyor. Aldığı pozisyon çok yanlış. Yani bu maçta herhalde Çağlayan en çok oynasın diyen belki de bilmiyorum bizdik yani baktığında ama yani bu maçta artık ben yani potansiyelinin o kadar da yüksek olmadığını düşünmeye başladım. Yani çok çok pozisyon hatası yaptı yani savunmada. Top karşılamada, mücadelede çok iyiydi. Gollük birkaç tane pozisyon da çıkardı ama bu tip pozisyonlardaki pozisyon alma hatası beni çok endişelendiriyor yani gelecek adına. Ya aslında bu pozisyonu da yani zor pozisyon. Yani buradan oyuncu bakmadan orta yapıyor neredeyse. Yani yerden gelen bir topta bu kadar rahat pozisyonda bir forvetin vuruş yapıyor olması yani problem yani. İkili stoper açısından da problem. Çağlayan'ın en büyük dezavantajı zaten şu oldu. Öğrenebileceği bir stoperle oynayamadı. Yani Donkor'la, Rotman'la oynuyor. Erdi de öyle lider bir stoper değil. O da bence onu olumsuz etkiledi. Yani özellikle bu sene. Kendini geliştirmesi açısından zarar verdiğini düşünüyorum. Kendi geleceği adına. Ya ben de merak ediyorum şimdi. Burada kontratı da Evet. bitiyor. Burada devam eder mi? Nerede şans bulur? Bakalım. Yani ben de evet çok istekliydim geleceği konusunda. Ki yani ilk çıktığımızda da ben hatta çok yani yurt dışına kadar gidebilir diyordum ama Ben de öyle diyordum. istediğimiz gibi olmadı açıkçası. Yani iki oyuncu yazdım. İkincilikten Avrupa'ya gidebilir. Yusuf Özdemir ve Çağlayan. Yani net izlediğim o dönem. Yusuf Özdemir karşıladı yani bu beklentiyi. Zaten Alanyaspor'da oynuyor. Ama Çağlayan karşılayamadı maalesef. Burada da Rotman iyi vuruyor. Duran top Çok iyi solumuz. vuruş. Beraber. Orada duran Messi toptan da gibi. bayağı gol sayımız arttı. O da. Yani işte böyle maçları çözüyoruz. Zamanında Sevindirici çok işte. söylemiştik yani. Çok söyledik evet. Puanlar geliyor. Önemli. Delvaye kullanmıyor duran topları. Dimitrov kullanınca artıyor Yani, ya bence Dimitrov'un yani o akan oyunda da iyiydi bugün. Ama bir numaralı bence oynama sebebi duran top tehdidi olabilir. evet. İşte Dimitrov oynayınca da Delvaye oynayacak. Ama Burak zaten kırmızı gördü. Bilmiyorum bir daha nasıl geri dönecek. Şimdi sol kanat bence Dimitrov Delvaye rotasyonuna döndü yani. Kapalı savunmada Dimitrov. İşte böyle öne geçince Delvaye'ye atıp maçı koparılabilir. Ya da deplasmanda topu rakibe bırakacaksak Delvaye ile başlanıp sonra Dimitrov'a dönülebilir. Yani o rotasyonu o şekilde kurabiliriz bence artık solda. Bu da golden sonra şimdi dakika 58. Burada biz bu kaleye hücum ediyoruz. Burada 3 oyuncunun birden baskısı var. Yani bence bir taraftar olarak güzel bir şey bu. Yani golden sonra o baskıyı güzel yaptık. Ki burada 60'a kadar da yani topu bu bölgeden çıkartmıyoruz. Top hep burada devamında da kazanıp bu Roşi ile penaltı pozisyonu var. Yani bu Evet. oradaki 2-3 dakikalık baskı güzeldi. Hem tribün oyunun içindeydi. Hem de oyuncuların istek arzusu üst düzeydeydi. Tribün de girdi. Orada bayağı keyif aldık yani. Maçın biraz daha fazla olabilirse mesela bunlar daha keyifli olur hem tribün adına. Gerçi tribünler de yine boştu. Aynı problemler devam ediyor. Ben o konuda şey diyeceğim ya bu zaten kaldı çok az hafta. Kale arkası maraton üst çok cüzi bir bedelle yapılabilir diye düşünüyorum. Böyle 50 lira. Şu an ne kadar ki? Kale Yani arkası falan. kale en ucuz 100, maraton 150 diye gidiyor. Tam çok yani şu an işte yani standart bir aile için çok gelmeyebilir ama işte 4 kişi gittiğin zaman bu fiyat katlanıyor. O yüzden hatta daha da düşük de yapılabilir. Kale arkası üst 25 olsun yani ne olacak ki? Evet. Ya 50 lira olsun. Yani boş olacağına en ben azından de katılıyorum evet. yani Dortmund bile bunu yapıyorsa bizim de yapmamız lazım yani. Bundesliga'nın en iyi takımlarından birisi yapıyorsa. Ya bunun tamamen ona dönmesi gerekiyor bence artık. Yani maraton altı ve numaralı da kalabilir aynı hatta daha da arttırılabilir. Ama diğer tribünlerin çok cüzi böyle komik rakamlara düşmesi lazım son dönemdeki maçlarda. Yani 25 liraya falan düşsün hiç. Bence takım için olumsuz etkilemeyecektir. Yani zaten boş kalıyor öbür türlü. Evet, Yani katılıyorum. daha fazla kazanır yani takımda bence bu şekilde. Ve dolu olur. Takım da pozitif etkilenir. Yani spiker bile diyor işte tribünler boş diyor. Yani Sakaryaspor'un zaten alamet farikası tribün ilk başta. Yani bütün oyuncular gelip geçiyor yani zaten. Tribün kalıyor. Şimdi onu da kaybedersek bu sefer takımın kültüründen kaybetmiş olacağız yakın. Bu da yine golden sonra yine bir uyumsuzluktan bahsedebiliriz. Burada devam. Kasongo niye gelmiyor ki mesela burada penaltı noktasında olması lazım. 3 tane adım atacak. Gol atacak sonra da aslında ama top bekliyor işte burada. Zaten adam burada kaleye vurabilir. Şu an pas istemesi anlamsız. Diğer oyuncular doğru koşuları yapıyor. Samet Onur değil mi soldaki? Çok doğru koşu. Kale şey Evet. arka direğe. Delvay'a doğru koşu. Bütün oyuncuları getirmiş oraya. Songa ikram. Kasongo da 3 adım atacak yani bir zahmet.
Bu da ikinci gol. Burada Burak Süleyman Samet'e bırakıyor. Samet de Çok derler iyi ya, pas. asist yapıyor. İkisi de çok iyi pas işte. Burak'la Samet'in oyun aklı, pas yetenekleri burada direkt gözüküyor. Yani Sinan Kurt hücumda yine fark yaratamadı. Ama tecrübeli bir oyuncu işte. Pozisyon almayı biliyor. Savunmada bayağı iş yaptı bütün maç. Hem baskı preste. Bayağı gayretli. Preste de evet, çok gayretliydi. Ama işte hücumda yok yani. Olmuyor. Orada şöyle bir karar verilebilir mi diye düşündüm. Yani Samet Onur sonuçta takımın geleceği olabilecek bir oyuncu. Yani ona uzun vadeli düşünüp onunla başlanabilir. Ama kısa vadeli düşünüyorsa, ki Türkiye'de her zaman kısa vadeli düşünüyor, her şey sadece futbolda değil. Tabii ki Sinan'la başlanır yine. Ya bu arada Ama ben ben olsaydım Samet Onur'la başlar ve onu yani takımın yani bir aseti olarak görürdüm. aynen öyle. Ya ben de potansiyel olarak bayağı güveniyorum. Yani topu alıyor, dönüyor. Topla mesafe kat ediyor. İşte önceki haftalarda gördük. Ceza sahası koşuları var. Şutu var. Tehdidi var Bodrum maçında. Ki yani Leverkusen altyapısında oynamış bir oyuncu. Ben Yani ben hatta olsam baktım. Sinan da şey değil mi? Gurbetçi. Evet, o da Almanya'da. Yani bir bayrak teslimi yapılabilir yani Sinan'dan Samet'e. Hiç öğreneceği çok şey var ondan sonuçta. Tecrübeli yani kaç senelik şey kas hafızası var sahada. Yani burada bu şekilde bir şey yapabilir. Hoca bunu biraz daha oyuncu değiştirerek yapıyor tabii. O da bir yöntem. Ona da saygı duyuyorum. Ama biz Sinan'dan şeyi alamıyoruz yani. Şu maçı çözecek kilit pasları alamıyoruz. Yani üçüncü bölgede, hücum bölgesinde dediğin gibi hiç yok gibi neredeyse. O yüzden de yani işte yaşa değil verdiğine bakıp ben olsam Samet'le başlardım. 10 numarada. Yani ya bir de Samet aslında yani savunma yönü zayıf oyuncu. Yine Evet. gayret ediyor. Oyuna girdiğinde de hep savunma yapmak zorunda kaldığı oyun demek. Kalıyor. Yani öyle de bir. Tuncay Çamlı çift 8 oynuyor işte. 10 kullanmıyor. Sinan da 8'de oynuyor işte. Murat Cem'le beraber. Yani bu oyuna alışabilir yani Samet de işte. Bakalım. Evet, yani bu da hemen kısa bir burada 3 oyuncumuz da 3 orta saha oyuncumuz da baskıda. Orta sahada büyük bir boşluk var. Ya bu bence bizim genel orta saha oyuncularımız birebir eşleşiyor rakiple. Onları takip ettiğinde de böyle büyük alanlar bırakabiliyoruz. Yani bence kontraları vermemizin, pozisyon vermemizin de sebeplerinden biri bu olabilir. Yani orta Ya sahada 6 numarada daha sigorta tarzı bir oyuncumuz olsa veya o şekilde kullansak savunma anlamında daha efektif olabilir. eğer bunu yapacaksak savunmanın öne çıkması lazım işte. Evet, Bu yandan. takım boyunun daralması gerekiyor işte. Futbolda ilk bakılan şey o zaten analizlerde. Takım boyu uzun, takım boyu kısa derler. Ve takım boyu uzun olduğu zaman sorun yaşıyorsun. Ya zaten saha çok büyük olduğu için işte dar alanda oynamaya çalışıyorsun. İşte ona da kompakt oyun diyorlar. Yani burada sen alanı ne kadar daraltırsan daha rahat top çevirirsin. Yetenekli oyuncularına. Bu kadar açık alan verirsen de rakip değerlendiriyor. Burada takım boyu işte uzun. Önümüzdeki hafta Adanaspor deplasmanı. Ne diyorsun? Ya Adana Spor da düşme potasına gelmiş. Yani böyle Adana'yı takip ettiğinde çok fazla maçı asılmıyorlar, zorlaştırmıyorlar. İşte sert savunma yapmıyorlar. Yani onlar da çıkıyorlar, kendi oyunlarını oynuyorlar gibi bir takım. Ama şimdi düşme hattındalar. Bilmiyorum nasıl bir reaksiyon gösterecekler. Ama yani fikstüre baktığında kolay maçlardan biri Adana Spor herhalde. Yani kalitemizle kazanmamız gereken bir maç. Maçı riske atmadan. Ya Adanaspor'a puan alabilirsiniz ümidi vermeden çabucak bitirilmesi gereken bir maç. Öbür türlü olursa uzarsa yani iş sıkıntıya İki girebilir. hafta önce Göztepe'nin yaptığı gibi aslında. 3-0'lık gibi bir galibiyeti vardı yanlış Evet, hatırlamıyorsam. net bir galibiyetle çıkmak lazım. Zaten Urfa var yine sonra. Evet. Altay maçından sonra. Hep şey küme düşme mücadelesi veren takımlar. O yüzden kolay maç yok artık. Aynen. O düşme potası nasıl bir reaksiyon verecek ben kestiremiyorum ya. Urfa Kocaelispor yendi deplasmanda işte. Evet. Yani Zor maç yani. Urfa biraz kalite olarak da kağıt üstünde daha iyi. Ama Tabii bence o transfer şeyi hala yaptılar. göstermiyorlar. Mesela Erzurum onu gösteriyor. Yani Erzurum Erzurum'da daha iyi takım. aynen maç kazanmak zor. Yani o direnci koyuyorlar. Bu Adana'da, Şanlıurfa'da bence o direnç daha yok. Bakalım gelecek mi? Bence fikstür olarak da üçüncülük için avantajımız var. Yani Kocaeli burada yine playoff takımlarıyla oynuyor. Yine Bodrum aynı şekilde. Bandırması, Bodrum Ben kendi sana aralarında. bir şey diyeyim mi? Biz ikinciliği hiç konuşmuyoruz ama yani Evet ya göz. olabilir. Evet. Ya bugün Bolu maçı var. Bolu aslında bunda kırmızı olması lazım. Boy kırmızı. Playoff hattına geldi. Ya ben ama Göztepe'nin oyunu beni korkuttu. Yani fikstürü evet. Evet, iyi oynuyor. Doğru, Göztepe güzel oyun oynuyor. Ama fikstürü bize göre daha zor. Evet. Şimdi 6 Belki puan fark var. Yani bir iki Göztepe takılsa
Biz bu race sorunsuz geçsek Evet. ikincilik yarışı yapabiliriz yani dediğin gibi. Yani sondan Çok 3. haftadan sonra, çünkü şöyle son 3 hafta Gençler Birliği, Eyüp, Bodrum, bizim Giresun, Tuzla, Kocaeli, orada yani Giresun, Tuzla düşmüş olabilir yani o zaman. burada da şey sıkıntısı olabilir. Eyüp bitirmiş olabilir ligi. Ha, evet. Ama son hafta çok heyecanlı olacak ya. Bodrum, Göztepe, Sakarya, Kocaeli. Yani yine geçen sene de benzer bir senaryo vardı. Biz bay geçiyorduk. Evden izliyorduk. Biz baydık ya, evet. O kötüydü. Şu an en azından maç oynayacağız. Keyifli olur Ben de Kocaeli izlemesi. aslında. Evet. Bakalım nasıl bir Bakalım. senaryoyla gideceğiz oraya. Kocaeli deplasmanında Süper Lig'e çıkmak olur mu? Olabilir. Yani biraz tabii, Nasıl bir final olur? Nasıl biter? evet. Bilmiyorum ama. Tam tersi olumsuz bir şey de olabilir tabii yani. Bakalım. Ama dediğimiz gibi daha öncelikli çok konu var. Şimdi değinemediğimiz Süper Lig'e çıkmak aslında öncelik sıramızda değil. Sadece bu işin sohbetteki keyifli tarafı diyelim. Takım olarak bence iyi gidiyor. Yani takımın havası falan çok iyi. Teknik ekip ve yönetime buradan eleştirdiğimiz çok konusu var ama pozitif olarak da bunu söyleyebiliriz. Tebrik etmek lazım. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyelim o zaman. Çak Caddesi Podcast'ten bu haftalık bu kadar. Hoşça kalın.